Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi arsala rasulahu bil huda ve dinil hakki li yuzhirahu alad din kullih. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed el meb'uthi rahmeten lil alamin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler, siret muhlisleri. Parvardigori olamning fazlu marhamati ila bugun muborak bir onlar juma oqshomida siz bilan muborak bir suhbat. Sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muattar xushbo'y siyratlari atrofida jamlanib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi bugungi o'rganadigan ilmlarimizni manfaatli aylasin. Allohumma alhimna rushd. Allah özü bizge doğru sözlerine ilham kılsın ve Allah cehalet zümmetlerden bizni özü azat eylesin. Aldığınca sohbetimizde biz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın selleleri vasfıda gepleşken edik. Hulasa kılıp etken edik ki selle demek asasen bugünkü günde hususen Müslümanlarının, Müslüman ulamalarının remzine eylenip kalgen ise de onu başka haklarda hem uğraş adetleri var. Ve İslam'dan aldın hem bolgen. Ve selle bilen yürüyüş, selle bilen namazya geliş, eğer Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam selle kiyip yürgen ekerler, uzat selleni yaş görüp kiyip namazlarda onu köprak hutbelerde, namazlarda kiygen ekerler, uzatın köprak kiyediyen baş giyimleri selle bolgen eken degen muhabbet bilen eğer selle kiyilse elbette bana şu muhabbet üçün sevap alınadı. Lekin selle kiyişkine dair başka ahkamlarını hem esledik ki fakhar, iftihar ve çünkü uxşaş illetlerden insan özünü saklaşı lazım. Şu bilen birge Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam selleden başka baş giyimleri hem kiygeller. Öz devirlerde bar mevcut baş giyimlerini kiygeller. Müslüman adam ana şu özü devredeki yaxşı baş giyimlerini, Müslümanlarga hususen Müslümanlarını istetadigan baş giyimlerini Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam baş giyim bilen yürüyen bugün ekerler, baş giyim kiygen ekerler ve öz devredeki yaxşı giyimlerini kiygen ekerler degen niyetler bilen kiyse inşallah o adam hem öşe niyetine yarışa sevapki ege buladı. Şu bilen birge bu barada inşallah bugünkü sohbetimiz izar hakkında barada. Öşe izardan keyin, izar mevzusunu tüketkenimizden keyin, kiyimge dair başka adab ahkamlarını örgengenimizde yine bu manada düşüncelerimizi inşallah kengeytirip olamız. Allah özü menfaatli eylesin. Bugünkü örgenedigen babamızın birincisi demek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın izarlarının vasfı da barada. Bu babda 4'te yine hadis var. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل عن شيوخي إلى المصنف رحمة الله عليه أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وهو قال باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه أيتدلر Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin izarları vasfıda kelgen haberler babı. Haddethana Ahmed ibn Mani'in, haddethana İsmail ibn İbrahim, haddethana Eyyub, an Humeyd ibn Hilal'in, an Ebi Burdata, an Ebihi kal, akhrajet ileyna Aişetu radıyallahu anha kisaen mulabbeden ve izaran galizan, fekalet, قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين أبو بردة أز أتاس يعني أبو موسى أشعري رضي الله عنه دن رواية قلد أكشايت أدلر عائشة رضي الله عنها بزنين aldığımızga bir kurak kiyim yani yamaklar salıngan kiyim üst kiyim ve dağal bir izarını alıp çıktı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhları mana şu kiyimlerde kabız kılıngan idi dediler.
Bu hadisten demek düşünmemiz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam izar kiygen ekerler ve vefatları çağıda hem izarda vefat etken ekerler ve öşe izar dağal kalın matali izar bulgen eken. Yani mene şündeyi zahirlikte vefat etkenler demekçiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bu haletleri vefatları kaçan bulgen? Mekke fethi bulun Müslümanlar boygenden kiyingi halet bu. Xohlagan kiyimlerini xohlagancha kiysalar imkoniyati bor vaqt. Yo'qsil yo'qchilik vaqti emas. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, bitta burdani 30 ta tuyani puliga kelgan burdani kiyganlar. Bitta burda 30 ta tuyani puliga keladigan darajada qimmat burda. Ana o'shancha kengchilikdan keyin, lekin Rasul akram alayhisolatu vasallam baribir dunyodan zohidlikni afzal ko'rgan ekan. Ayşe radıyallahu anh'a ayet yaptılar ki kiyimleri yamak kiyimiydi. Vefat etkenlerdi üstlerdeki kiyim. Ve izarları kubal, dağal, metadan bulgen izar idi. Haddetena Mahmud ibn Gaylana, haddetena Ebu Davud'a an Şu'bete anil Eş'ath ibn Süleymin kal. Semi'tu ammeti tuhaddithu an ammiha kal. Beyne أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه أشعث ابن سليم aytadi. Men ammamdan eshitdim. Ammam amakisidan rivoyat qiladi. Amakilari Abdulloh ibn Zayd roziyallohu anhu bo'lgan. Abdulloh ibn Ubayd ibn Xolid. Ubayd ibn Xolid degan kishi bo'lganlar roziyallohu anhu. Ubayd ibn Xolidning jiyani demak, Ash'as ibn Sulaymning ammasi aytadiki, Ubayd ibn Xolid amakim menga aytdiki, shunday hikoya qildi. Men Madinaning ko'chalaridan birida yurib ketayotgan edim. Orqamdan bir kishi izoringni ko'tar, izoringni ko'tar. Chunki mana shu sen uchun taqvoga yaqin va saqlanishga yaqin va hamda boqiyroqlikka yaqin, ya'ni izoring uzoqroqqa yetadi deb aytdilar. Qarasam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekan orqamdan gapirayotgan kishi. Men aytdimki, ey Allohning rasuli, bu bir oq qora oddiy burdaku bu, dedim. Shunda u zot alayhissalom, sen uchun menda yetarlik o'rnak bor emasmi? Menda o'rnak yetarli o'rnak bor-ku senga, dedilar. Shunda qarasam Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning izorlari baldırlarının, iki baldırlarının ortasına yetip durgan eken, dediler. Bu hadisten biz nimelerini düşünmemiz. Birinciden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabalarını yürüş duruşları da hem terbiye kılgan ekenler. Köşede keti yaptılar. Sahaba aldıda keti yaptı. Resul-i Ekrem aleyhissalam arkada keti yaptı. Yani arkalardan yetip agenler yahinki. Orqadagi kishi kimligini bilmaydi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam sahobiyga Ubayd ibn Xolidga tanbeh beryaptilar. Izoringni ko'tar, izoringni ko'tar. Qarasam Rasululloh akram alayhissalotu vasallam ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning birinchidan sahobalarni yo'l-yo'lakay ham, yurish-turishda ham, ko'cha-ko'yda ham tarbiyalaganlarini tushunamiz bundan. Ikkinchidan u zot alayhissalotu vasallamning sodda betakalluflarini tushunamiz. Oldin hey to'xta, menga qara. Vaqa keçi deyip dur gapirsa ham bo'lardi. Boshliqqa o'xshab, rahbarga o'xshab, ertaga kechpayt oldimga kir, sen bilan bir gaplashadigan gapim bor, desa ham bo'lardi. Yo'q. Betakalluf, bejirim tanbeh beryaptilar. Izoringni ko'tar. Qarasam Rasululloh akram alayhissalotu vasallam ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam izoringni ko'tar deb degandan keyin nima uchun aytayotganlarini izohlayaptilar. Chunki mana shu seni uchun taqvoga yaqin. Taqvoga yaqin
va kiyiming uzoqroqqa yetishiga bois bo'ladi. Yana boshqa rivoyatda fa innahu anqo deganlar. Mana shu pokroq bo'lishiga yaqin, ya'ni izoring pokroq bo'ladi, balan yerga tegmasa degan ma'noda aytganlar. Endi Ubayd ibn Xolid, ya Rasululloh bu bita oq qora burdayu bu deganda nimani nazarda tutgan? Ya Rasululloh, siz izorni ko'tar deganda odatda manmanlikdan saqlanish uchun ko'tarishni tavsiya qilardingiz. Ha, bu bir oddiygina oq bilan qora chizilgan yo'l-yo'llik bir uringan burda bo'lgan ekanda, ana shunaqa burdaku, bu bir faxrlanib kiyadigan narsa emas-ku bu. Buni men faxrlanish uchun uzun kiyayotganim yo'q demoqchi. Buni uzun kiysam ham faxrlan bo'lmaydi bundan demoqchi. Ya Rasululloh, bu uzun bo'lsa ham bundan faxrlan bo'lmaydi bu bilan demoqchi. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallamning haligi gaplaridagi quvvat yana ortadi. Bu taqvoga yaqin. To'g'ri, sen faxrlanmassan, lekin ehtiyotan taqvoga o'sha yaqin. Kaltaroq qilish yaqin demoqchi. Demak, degan gaplari yana qaytib bu so'zga javob bo'ladi o'z o'rnida. Lekin Rasul akram alayhissalotu vasallam gapni cho'zmadilar-da, aytdilarki, mendan o'rnak olsang bo'lmaydimi? Mening ham ustimdagi kiyim unaqa faxrlanadigan kiyim emas, lekin men kalta kiyib yuribman-ku demoqchi bo'ldilar. Shunda qarasam, deydi Ubayd ibn Xolid, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning izorlari boldirlarining yarmiga tushib turgan ekan. Ya'ni bu hadisdan Rasul akram alayhissalotu vasallam izor kiyganlarida uzunligini qanday tutganlari bayon qilinmoqda. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم إياس ابن سلمة ابن أكوع أتسدان يعني سلمة ابن أكوع مشهور صحابي رضي الله عنه دان روايات قلد أيت أدلر كي عثمان ابن أفان إكي بالدرنين يرمي جاچه إزارنه تشرب يرد يد يعني إزار تقاند من شو جاچه تشرد إزار وأيت أرد كي منين صاحبم yani Nabi aleyhissalatu vesselam'ın nazarda tutyaptılar. Benim sahabım izarını mana şunday tutar edi, mana şunday kiyar ediler der ekanlar. Haddathana Qutaybatu, haddathana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibn Nuzair an Hudzaifah ibn al-Yaman qal akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi'adlati saqi aw saqihi fa qal hadha mawdi'ul izar fa in abayta fa asfalu fa in abayta fala haqqo lil izari fil ka'bayni. Huzayfa ibn Yaman radhiyallahu anhu aytadilar, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mening baldirimning mushaklaridan, mushak baldirini chiqqan joy bo'ladi-ku, ha, mushak mana shu joydan ushab, yoyinki o'zlarining boldirlarini mushaklardan, mushakidan ushab turib aytdilarki, izorning joyi mana bu joy, mana bu yer, ya'ni izorning uzunligi mana bu joygacha bo'lishi kerak. Agar bunga ko'nmasang, bunga rozi bo'lmasang, mayli tushir. Undan ham, unga ham rozi bo'lmasang, bilib qo'yki, ikkala tupuqda izorning haqqi yo'q. Ya'ni izor tupuqni yopib pastga tushib ketmasin, tupuqdan pastga tushib ketmasin degan ekanlar. Bu hadisda ham Rasul akram alayhissalotu vasallam sahobalarni tarbiya qilganlari, ularning kiyinishlaridagi xatolarni ko'rganda buni tuzatganlarini anglashimiz mumkin. Oldingi hadisda Salama ibn Akva roziyallohu anhu Hazrat Usmon roziyallohu anhuning izor tutishlarini naql qilib o'z o'g'illariga aytib bergan ekanlar. Bundan biz nima tushunamiz? Sahobalar Rasul akram alayhissalomning haqlaridagi bilgan ilmlari, bilimlarini farzandlariga imkon qadar yetkazganlar. Va aytadilarki, sahobalar Qur'on o'rgatgandek
Sahabalarının farzelleri aytadı. Atalarımız bizge Kur'an'ı yatlatken de ki Resulullah'ın siretlerini yatlatardılar. Onlardan keyingi salih büyük ulamalar hemen şundeyi devam etkiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın siretleri, simalarını Müslüman ümmeti yaddan bilgen. Fakat damlalar, mullaveçelermez. Bütün Müslüman ümmeti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın şahslarına dair malumatlarını yaddan bilgen. Avvallar katta katta kitablar arkali, keyin avvallari yodaki, keyin katta katta kitablar arkali odamlarning himmati pasayganda, hozir biz o'qiyotganga o'xshash, Shamoil, Muhammadiyga o'xshash bir necha yuz hadislarni o'z ichiga olgan kitoblar orqali baribir nima qilib bo'lsa ham ba'zi davrlarda mavlud asarlari orqali payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning siyratlari, siymolarini musulmon ummati doim yoddan bilgan. Qoshlari qanaqa bo'lgan desa ham ayta olgan. Ko'zlari qanaqa bo'lgan desa ham ayta olgan. Ko'ylaklari qanaqa bo'lgan desa ham aytgan. Izorlari qanday bo'lgan desa ham aytgan. Va mana shu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning siyratlarini yoddan bilish va unga ergashish musulmon ummatini hamisha taraqqiyotga yetalagan, ularni hamisha demak chin musulmon bo'lib hayot kechirishlarini ta'minlovchi omil bo'lgan. Ushbu bobdagi hadislar mana shu hozirgi o'rganganimiz hadis bilan yakuniga yetdi. Endi bu hadislarning xulosasini aytib, keyin biz bu mavzuni yakuniga yetkazib, undan keyin inshaalloh umumiy kiyim haqidagi boblar uchun biz demak xulosa yasaymiz. Mana shu hadislardan biz tushundikki, izor ishton, ya'ni belning pastiga kiyiladigan kiyim. Baldırning ortasigacha uzunlikda bo'lish kerak ekan. Nari borsa tupuqqacha tushish kerak ekan. Undan pasi boshqa hadislarda keladi, tupuqdan pasi do'zaxdadir deganlar. Hanafi mazhab ulamolar ushbu boradagi hadislarni batafsil o'rganadilar. Bu masalani biz biroz yozib yoritib qo'yishimiz kerak. Chunki ustozimiz shayx hazratlar rahmatullohi alayhining ixtiloflar sabablar va yechimlar degan kitoblarida o'qigan bo'lsanglar, mana shu mavzu alohida bitta katta maqola qilib yoritilgan. Nega desa, chunki odamlarimiz, jamiyatimiz o'rtasida ba'zi bir kishilarning tushunchasi bor. Izorni tupuqdan past kiyganki odamni do'zaxga hukm qilib qo'ya qoladi bir yo'li. Bo'ldi bu do'zax deydi. Nega desa, Rasululloh akram alayhissalom aytganlar, tupuqdan past do'zaxda deganlar, ha deganlar. Va bo'ldi shuni kiygan odam do'zaxda u. Mana shundan ixtilof chiqib, odamlar orasida nojonlik chiqqanidan ustoz rahmatullohi alayh mana buni yoritganlar. Biz hazratning kitoblaridan foydalangan holatda yana ba'zi bir izohlar bilan ushbu masalani sizlarga qisqacha yetkazamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mazkur hadislarini tushunganda zohiriy mazhab ulamolari kishilari xuddi shu bo'yi tushungan, mana shu bizdagi to'polonchilarga o'xshab tupuqdan tushdimi do'zaxga tushaveradi u degan nimada ma'noda tushunishgan. Lekin jumhur ulamolar hadislarni fiqh bilan o'rganishga chiniqqan fuqaholar ular aytadilarki, bu yerdagi hadisdan ko'zlangan maqsad hadisning o'zida boshqa matnlarda keladi. Bir kishi Sahih Buxoriyda keladi. Bir kishi sochlarining go'zalligi, haligi yelkaga tushib turgan soch, jummasining sochining go'zalligidan faxrlanib unga mahliyo bo'lib, kiyimining etagini yerga sudrab ketayotgan edi, uni yer yutdi va qiyomatgacha u faqat pastlab boradi deganlar. Ya'ni chuqurlashib boraveradi uni joyi degan ma'noda Sahih Buxoriyda hadis keladi. Ushbu hadis va yana boshqa hadislarda asosan maqsad tupuqdan izorni tushishining o'zi emas, balki asosiy urg'u kibr, manmanlik haqida ketayotganiga dalolat bor. Jumladan Ibn Umar roziyallohu anhuma dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Man jarra thawbahu khuyala
لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim mütekabbirlik bilen kiyimini sürdürüp yürse, Allah onge kıyamet günü bakmaydı. Onge nazar kımaydı. Onu beparva taşlap koyadı. Allah kıyamet gününde nazar samadı degeni bu cüda ağır hale. Allah'ın merhametinden, mağfiretinden mahrum degeni. Ve halen ki insan zatı Allah'ın merhametine, mağfiretine muhtaç. Çünkü Allah'ın aldığı günah küp. Lekin Allah karamadı degeni, onu demek azabına giriftar buldu degeni bu. Mana şu gapni eshitganda Abu Bakr radhiyallahu anhu aytdilar ki: "Ya Rasulullah, inna ahada shiqqay izari yastarxi illa an ata'ahada zalika minhu." Faqala sallallahu alayhi wa sallam: "Lasta mimman yasna'uhu khuyala'a." Abu Bakr radhiyallahu anhu aytdilar ki: "Ya Rasulullah, mening izorim kengroq, kattaroq. Shunga men uni ko'tarib bir qo'lim bilan ushlab yursam, eplab ko'tarib yuraman. Lekin uşamaya kalsam, o çüşüp getip kaladı. Sudralip getip kaladı. Tupuğumdan paske çüşüp getip kaladı. Benim halim nime buladı? Deyip saval verdiler. Şimdi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam, Ente leste mimmen yasna'uhu huyala'e. Sen bunu menmenlik bilen kıladigan kişilerden emezsen ki o. Dediler. Bana şu hadisten ulamalarımız yeterler ki, demek Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözlerindeki asasi maksat, Dozah vada kılınadığı derecedeki günah bu. Fakhar bilen, menmenlik bilen kiyimini uzun uçuş. Bana şu nazarda tutuluyor yaptı. Dediler. Çünkü o şu vaktlerde, o vaktlerde kiyim özü yani mata, yetiştiriş, mata, tutukuş, matalarını, kiyim, tutukuş, dikiş meseleleri hazırgın singeri güde demek ammeleşken bulmayan. Köp adam izarını özü bilen yürgen. Mesela kullar, kembeğallar izarını özü bilen yürgen. Tepesige kiyim alışke vakti kese mata tapalmagen. Şunun için kiyimini uzun kiyip yürüş menmellik, yani baylikini maktanış, menmellik manasını engletken. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ana öşe haletten kat kaytar gelirler. Çünkü menmellik günahının başı. Şeytan nimeden şeytan buldu? Menmellikten şeytan buldu. Allah subhanahu wa ta'ala hamma günahını keçirdi. Ha? Lekin menmenlikini aytadı ki kibir, kibriyalik menin izarım. Menin köyünekim izarım. Kim onu menden talasdı, men onu dozakka taşıyemem deydi. Yani onun vaidi kattık. Kibirinin nasıl cezası cüda kattık. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aynen şunun için kibirge kattık güreşkerler ve şu arada kibirge dalolat qiluvchi ko'rinishlarni ham bartaraf etganlar. Qalbida kibr yo'q bo'lsa ham, ko'rinishda ham kibr qolmasin. Mana shunga sahobalarni tarbiya qilganlar. Shuning uchun o'sha davrlardagi holat poychani uzun qilish, izorni uzun qilib kibrlanish holati keng yoyilgan ekan, Rasul akram alayhisolatu vasallam bundan qattiq qaytarganlar va o'zlari ham atay kaltaroq kiyganlar. Şu bilen birge sahabalarını hem bana şimdi onu da gelirler. Lekin ruhsat bergen ekenler. Eğer uzun kiysen tıpkı kaça uzun kiye olur. Lekin ondan çüşüp etse bari bir o yakışmaz degen ekenler. Çünkü ondan çüşüşü de insanda kibir payda boruş ihtimali kibirleme yapan dese hem boruş ihtimali barakken. Şunun için Hanefi mezhep ulamaları etken ekenler ki Feyzul Bari'de Sahih-i Buhari'nin şarkıda keledi. Hanefi mezhep ulamaları etkenler ki tufuqdan pastiga izorni ishtonni tushirish agar kibr bilan bo'lsa u harom. Makruhu tahrimiy bo'ladi. Kibrsiz bo'lsa makruhu tanzihiy, ya'ni odobsizlik makruhi hisoblanadi deydilar. Shuning uchun har bir narsaga o'z bahosini berish kerak. Ba'zi bir jamiyatlarda mana hozirgi kunda u narsa kibrni anglatmaydi. Ko'p odam poychasi uzun bo'ladimi, kalta bo'ladimi farqiga bormaydi. Demak, buni haligi dozaxni va'dasiga taqab odamlarni demak bezovta qilish bu ham noto'g'ri. Shu bilan birga yerga tegadigan kiyim kiyish ham noto'g'ri. Birinchidan namozxon odamning kiyimi iflos bo'ladi. Benamoz bo'ladi, najosat tegish mumkin va hokazo. Ayniqsa masalan hojatga kirgan paytda juda katta ehtimol poycha agar uzun bo'lsa hojatxonaning yerga tegadi. Uni siz ko'cha-ko'yda masjidda hech qachon hech kim poychasini yuvmaydi, tesa ham.
Beynamaz kıyım bilen okulgen namazı ise dürüst mez. Ötmeydi. Şunun için bu narsada mütedirlikini üşeş gerek. Asıl tırıp yeriye tekezip beynamaz boladığın dereceye varmazdık gerek. İmkan kadar tupuğdan çürmez, çupur tupuğdan paske çürmezdik gerek. Öyle şu ham yeterli. Tupuğunu yapabiliyorsa ham. Lekin mabada bırak şuna kaki ise haligi bazı bir zahiri kişiler düşüngendik. Yo bu boldu mütekabir boldu yu. Endi o dozahka layık boldu degen hükümünü çıkarıp bu bulan talaşıp parçalmazdık gerek. Mana şu narsani biz mutadir o'rtaligini ushlashimiz kerak. Endi bu faqat ishtonda bo'lmaydi, ko'ylakda ham bor. Masalan, ba'zilar hajga borib, umraga borib kelganda uzun ko'ynak kiyadi, arablarning ko'ynagidan. Mana shuni ham yerga sudrab kiyish, mana shu hukm bitta bo'ladi. Hukm bitta bo'ladi. Hadisda keladi, Rasululloh akram alayhis solom aytganlar. Uzun qilib tushirish, kiyimni uzun qilib osiltirish sallada bor. Köylakda bor, izorda bor deganlar. Ya'ni uchalasi ham hukmi bir. Sallani hech kim tupug'dan pastgacha tushirmaydi, lekin sallaning peshini tushirish bilan faxrlanish mumkin ekan. O'sha bilan kibrlanish holatlari bo'lishi mumkin ekan. Hammasining hukmi bir bo'ladi. Nafaqat kiyimning o'zini osiltirish, balki kiyimni o'zi umuman kiyishda mana shu mezon bor. Birovdan o'zini ustun sanash uchun kiyinish, kibr uchun kiyinish harom bo'ladi. Makruh tahrimiga tushuradi. Uni etagi uzun bo'lmasa ham. Biz inshaalloh kiyim odoblarida bunda to'xtalamiz. Bunga to'xtalamiz. Endi bu joyda Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning gaplari bilishimiz kerak, faqat erkaklarga tegishli. Ayollarga tegishli emas. Ayollar uzun kiyishlari mumkin. Ushbu hadisni Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytganlarida onalarimiz so'rashgan. Ey Allohning rasuli, ayollar tupug'dan kiyadigan bo'lsa, oyog'i ochilib qoladi-ku. Onalarimiz mana shuni darrov tashvishini qilishgan. Etak, chunki etak ayniqsa o'sha vaqtlarda matolar hammasi ham bir xilda yumshoq bo'lmagan. Etak tupuqqa tushib tursa, qadam bosganda oyoq ochilishi mumkin, ko'rinadi, boldir ko'rinadi. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlarki, ayollar bir qarich tushib olaversin uzun. Ba'zi hadislarda keladi, bir ziro tushursalar ham mayli, ya'ni ikki qarich tushursa ham mayli. Lekin undan uzun qilishmasin deganlar. Shuning uchun bu ko'ylakni uzun, ko'ylakni, ishtonni uzun kiyishning taqiqi erkaklarga xos. Ayollar tupuqqacha tushirib, undan nariga bir qarich tushirib olsa ham bo'laveradi. Faqat endi ular yerga sudralib najosat bo'lmasligini ehtiyotini qilish kerak. Masalan, uyda yuribdi, bir qarich etagi yerga tegib turibdi. Ayollarga karohiyati yo'q. Shu yerda ham ayollarga imkoniyat bor. Kengchilik. Chunki ularning yurish-turishlarida mana shunday satra avlatlari mana shunday zarur. Paloncha ayol kibrlanib qolar ekan, tupug'dan uzun bo'lsa kiyim ko'ylagi nima qilsin desa, barib uzun kiyaversin u. Chunki kibrlanish xavfidan ko'ra satra avrat unga muhim. Ana ayollarning etak bilan oyoqlarini to'sib yurishlari, kiyim bilan oyoqlarini to'sib yurishlari ana shunchalar muhimligidan bu joyda shariat ularning kiyimlarini istisno qilgan. Demak, bu boradagi masala tushunarli inshaalloh. Endi umuman kiyimga doir odoblar bilan, hukmlar bilan tanishamiz. Chunki bu yog'ida kiyimga doir Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning kiyim bilan boshlarini, yuzlarini yopib yurganlari haqida gap keladi. U kiyim xususida emas ko'p ham. Asosiysi kiyim haqidagi boblarimiz mana shu joyda yakuniga yetdi. Shuning uchun hozir biz kiyimga doir ba'zi bir hukmlar bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Alloh nasib qilsa boshqa o'rinlarda ham shunga o'xshash izohlar berib boramiz, toyinki amaliyotimizga oson bo'lsin. U eshitishdan maqsad, o'rganishdan maqsad eshitib maza qilib ketaverish emas. Balki uni amalga tatbiq qilishimiz kerak, atroflicha bilimini bilib olishimiz kerak. Va xususan kiyim borasidagi gap har birimiz muhtoj bo'ladigan masala va bugun ayniqsa bu boradagi hukmlarni bilib qo'yishimiz farz hisoblanadi. Farz ayn hisoblanadi. Kiyim bir necha xil bo'ladi, ya'ni anorog'i 5 tur bo'ladi. Farz kiyim, birinchisi. Farz kiyim bu avratni to'sadigan kiyim. Erkak uchun ham, ayol uchun ham avratni to'sadigan kiyim kiyishi farz. Erkakning avrati kindigidan tizzasigacha.
ayolning avrati ikkiga bo'linadi. Ya'ni ikki holatga qarab ikki xil hisoblanadi. O'zining yaqinlari, ota-onalarining oldida yengilroq kiyinsa bo'ladi. Masalan, boldiri ochiq bo'lsa bo'ladi, bo'yni ochiq bo'lsa bo'ladi, sochlari ochiq bo'lsa bo'ladi, bilaklari ochiq bo'lsa bo'ladi. Lekin ajnabiylar oldida, ya'ni nomahramlar oldida yuzi va kaftidan boshqa va ba'zi ulamolar Hanafilarning ta'kidlashicha qadam tupug'dan pastidan boshqa, boshqa joylarini avrat hisoblanadi. Mana bu joylarni demak bekitish kerak bo'ladi. Xususan namozda ham avrat masalasi shu. Erkak uchun ham, ayol uchun ham. Farz kiyim ikkinchidan avratni to'sish bilan birga insonning salomatligini saqlaydigan darajada bo'lishi ham farz ekan. Ya'ni qishda sovuqdan saqlaydigan, yozda issiqdan saqlaydigan kiyim kiyilishi ham, kiyish ham mana shu farzning ichiga daxil bo'lar ekan. Chunki jismni saqlash farz hisoblanadi va mana shuning uchun mana shunga xizmat qiladigan kiyim ham farz hisoblanadi. Avratni to'sadigan bo'lishi uchun kiyim ikkita xislatga ega bo'lishi kerak. Mana shu masalani bilib qo'yish kerak. Juda muhim. Erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham muhim. Namoz uchun bo'ladimi? Yoki boshqadan avratni to'sish uchun bo'ladimi? Avrat masalasida kiyim avratni to'sish uchun unda ikkita sifat bo'lish shart. Bo'lmasa kiyim hisoblanmaydi, avratni to'sadigan kiyim hisoblanmaydi. Birinchisi la yashif. Ya'ni orqasini ko'rsatadigan shaffof bo'lmasligi kerak, tanani ko'rsatadigan. Agar tanani ko'rsatadigan shaffof kiyim bo'lsa, u qancha keng bo'lmasin, u avratni to'sgan hisoblanmaydi, u kiyim farzi ado bo'lmagan hisoblanadi. Uyda namoz o'qishda bo'ladimi? Birovdan avratni to'sishda bo'ladimi? Mana shu narsa muhim. Erkaklar uchun tegishli joyini aytsam sizlarga, men o'zim ko'p biz guvohi bo'lib qolamiz. Masalan aytaylik, suzish havzalari bor. Atay shu faqat erkaklar boradigan havzalarga tanlab borsangiz, haliga avratga ko'z tushmasin deb. Endi yerda erkaklar avratini yopmaydi. Ayolning avrati ham avrat, erkakning avrati ham avrat, ikkalasiga qarash ham bir xil harom. Haliga erkaklar avratni yopmasligi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Ba'zilar rostmonni tizza sonni ochib kiyim kiyadi. Ya'ni kiygan kiyimi, suzish kiyimi sonini ko'rsatib turadi. Son avrat. Jumhur fuqaholar sonni avrat degan. Ba'zi bir imomi Ahmad ibn Hanbaldan bitta zaif rivoyatning ikkinchi darajasidagi kiygan, ya'ni ikkita rivoyat bor ekan, u kishi sonni avrat degan gaplari ham bor ekan, avrat emas degan gaplari ham bor ekan. Lekin avrat degan gaplari asohroq debdi. Ya'ni sahihroqu debdi. İmam Şafii'den hem çünkü oşasır İmam Şafii'den hem çünkü oşasır rivayet var. İmam Malik'ten hem. Çünkü oşasır rivayet var. İmam Malik'in mezhebinde hem lekin tellengen gel son avrat eken. Şu hakta men kıskaça izah verişim gerek çünkü bazı bir kişiler bazı mana zahiri mezhebke mail adamlar sonra avratmaz. Endi jam unchalimas. Yapsa yaxshi bo'ladi deganga o'xshagan fatvolar aytib odamlarni chalg'itayapti. Birinchidan siz bilan biz ijtihod qila olmaymiz. O'sha masalani aytayotgan odam ham mujtahid emas. Mujtahid bo'lmagandan keyin mazhablar orasida tanlov qilishga ahli tarjih ham emas. Yo mujtahid bo'lish kerak inson, yo o'zi ahli tarjih, ya'ni mazhablar orasidagi gaplarni ko'rib turib, mana uning dalil kuchli ekan deydigan darajada ahli tarjih bo'lish kerak. U gapni aytayotgan odamlar ahli tarjih ham emas. Chunki ahli tarjih bo'lish, men o'zim chiqib, men ahli tarjihman desam, ahli tarjih bo'lib qola olmayman. Meni mazhabdagi o'sha ulamolar, fuqaholar tan olish kerak. Mana shu odam haqiqatda ilmni suv qilib ichib yuboribdi. Tarjih qilsa bo'ladi. Shu odam ahli tarjih desak bo'ladi. Desa keyin men ahli tarjih bo'laman. U quruqdan quruq bitta mazhabni aralashtirib gapirsa ahli tarjih bo'lib qolmaydi. Ahli tarjih bo'lish uchun u ilmiy makonati bo'lish kerak. O'sha ilmiy makonatni kim beradi? Omillar unga baho bera olmaydi. Bu yerdagi omillar 4-5 ta hadisni qator aytib qo'ysa, Alloh meni zamon ekan deb ilmi ziyoda bo'lsin deb o'tiraveradi. Ahli ilm biladi buni. Bu odam mana bu hadislarni noto'g'ri qiyos qildi. Mana bu joyda xato aytdi. Ahli ilm biladi. Birov aytayapti, Malikiylar, Shofiylarda, Hanbaliylarda
son avrat emas degan gap unaqa emas. Shofiy, Hanafi mazhablari sonni avrat degan yoki Malikiylarda aytgan shunaqa. Shu mana shu masalalarda ham mazhablarni qavlini aytishdi ham ixtiloflar, ya'ni ixtilofli gaplar aytilyaptiki, bu narsalar bu darajadagi ilmli kishilarning haqqi emas asli. Ikkinchidan u joyda masala aytilganda dalil qilingan hadislarni boshqa ulamolar nima uchun olmaganligi yoritilmagan. Jumladan Hanafi mazhab ulamolari nega sonni avrat masligiga dalil qilingan o'sha bir ikkita hadisni olmasdan sonni avratligi haqidagi hadislarni oldi. Mana buni hukmini bayon qilish kerak. İlmi amana şunu taqozo qiladi. Agar siz mazhablarning gapini aytmoqchi bo'lsangiz, oxirgacha ayting. Bitta mazhabning gapini aytsangiz, aytib ketavering. Chunki mana shu mazhabda shu gap, sizlar shu mazhabdamisizlar, shunga amal qilinglar, shu yetadi. Yetadi shu. Lekin mazhablar orasidagi ixtilofni ko'tarib chiqqan odam u ixtiloflarni oxirgacha aytish kerak. Endi u ixtiloflarni asli ommaga aytishda hojati yo'q, chunki omma u ixtiloflarni aytganingiz bilan baribir qaysi birining gapi ustunligini baribir bila olmaydi. Mana hozir kim bila oladi? Qaysi hadisning roviysini aytsam, falonchini falon hadisni falonchi rivoyat qilgan ekanda, undoq degan ekanda desam kim tushunadi? Hech kim tushunmaydi. To'g'rimi? Men nima qilishim kerak? Ommaga fatvo aytayotgan odam bitta mazhab fatvosini aytadi, ketadi shuning uchun. Tarjih qilib aytmoqchi bo'lsa, uni ahli ilmga aytadi. Ahli ilmga aytsa, oxirgacha aytish kerak. O'ziga yoqqan mazhabning gapini quvvatli qilib ko'rsatib, o'zi tanlamagan mazhabning gapini yarim tuyulta qilib aytish bu ilmiy omonatga xiyonat bo'ladi. Shuning uchun bu masalada biz ana o'sha chala joyini to'ldirish ma'nosida nega Hanafiylar o'sha hadislarni olmaganini aytib qo'yishimiz kerak. Hanafi mazhab ulamolari sonni avratmas degan hadisni keltirgan ulamolarning dalillarida İmam Buxoriy sahih Buxoriyda bu hadislarni keltirganlar. U kishi son haqida zikr qilingan rivoyatlar degan bob ochganlar. Sonni avratligini ham avratmasligini ham hukm qilmaganlar bobda. Chunki İmam Buxoriy odatda bobda o'zining fiqhini, o'zining ijtihodini tanlovini e'lon qiladi. Taqdim qiladi. U joyda aniq hukm qilmadilar. Sonni avratligiga ham avratmasligiga ham hukm qilmadilar. Lekin ichkarida bobning ichida avrat degan odamlarning dalilini ham keltirdilar. Avrat masligiga dalil qilgan kishilarning hadislarini ham keltirganlar. O'sha hadislarni birinchi eslaymiz. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytganlarki, Haybarda biz Rasululloh akram alayhisolatu vasallam bilan ulovda ketayotgan edik. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning sonlariga meni tizzam tegib turgan edi. Shunda ko'zim tushdi, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sonlari ochiq ekan, oqligini ham ko'rdim degan. Ana shunda ana shu hadisni rivoyat qilib, agar Rasululloh akram alayhisolatu agar son avrat bo'lsa, Rasululloh alayhisolatu vasallam uni ochishlari mumkin emas deb dalil qiladilar. Yana bitta dalil Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu ning Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning sonlariga meni oyog'im tegib turgan edi, vahiy nozil bo'ldi, sonim yorilib ketay dedi deganlar. Bu hadisda dalil yo'q deydi, chunki bu hadisda u kiyimni ustidan tegib turganmi, ochiq yopiqligi aytilmagan. Uchinchi hadis Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan, boshqa onalarimizdan ham rivoyat qilingan, yana Abu Musa Ash'ariyning rivoyatida yana boshqa holat, ya'ni quduqni ustida deb rivoyat qilingan. Ularda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr roziyallohu anhu kirdi. Izorlarida izorlari, kiyimlari sal holi turgan edi, sonlari ochiq turgan edi. Gaplashavurdilar. U gapini gapirib chiqib ketdi. Undan keyin Hazrat Umar kirdi. O'sha holatda bo'ldilar. Keyin Usmon roziyallohu anhu kirayotganda to'g'rilanib kiyimlarini to'g'rilab, sonlarini yopib oldilar. Keyin so'rashdiki, nega oldingi Abu Bakr Hazrat Umarlar roziyallohu anhu kirganda to'sinmadingiz-u? Ya'ni kiyimni to'g'rilamadingiz-u, o'ranmadingiz-ku, lekin Usmon roziyallohu anhu kirganda bunday qildingiz degan deb so'rashganda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam farishtalar hayo qilgan odamdan men hayo qilmayimmi dedilar. Yana boshqa rivoyatda aytadilarki, Usmon uyatchang odam, meni bunaqa xotirjam o'tirganimni ko'rsa gapira olmasdan ishi bitmay qolmasin dedim deganlar. Ushbu rivoyatni, ushbu hadisni, mana uchala hadisni
o'rgangan ulamolar aytadilar ki, Qurtubiy, Imom Qurtubiy, Shavqoniylar aytadilar ki, biz Rasul Akram alayhissalotu vasallamning mana shu songa doir tasarruflarini o'rganadigan bo'lsak, bu aytilgan mazkur 3 holat, 3 hadisdagi holat, holatlar. Ular xos holat bo'lgan. Chunki hadislarning rivoyatlarida bu holatlar xos tasodif ekanligiga dalolatlar bor. Birinchisi, Hazrat Anas roziyallohu anhu keltirgan hadisni boshqa Imom Muslim rivoyatlarida keladi. Ya'ni sonlari ochilib ketdi deb keladi. Demak, Haybarda ot choptirib ketayotgan paytda bo'lgan holat. Ot choptirib ketayotgan paytda haligi gohida otliqlar bir-birlariga to'qnashib ketib qoladi. Ana shunday paytda sonlari ochilganda Hazrati Anas roziyallohu anhu ko'zlari tushib qolgan. Mana shu holat. Lekin Hazrati Anas roziyallohu anhu ko'zlari tushganida u sonning hammasini ko'rmagan. Tizzadan sal yuqorisi ochilsa ham son deyiladi baribir. U tasodif bo'lgan, chunki hadisning boshqa rivoyatlarida tasodifligiga dalolat qiluvchi matnlar bor deydilar. İkincidən, ikinci hadis, Hazreti Zayd ibn Sabit'nin hadislerini İmam Buhari'yi keltirgenler. O hadiste ise son açıq, açıq maktaki haqda gap yok. Ayağım ayağı teyip durgan idi, deyilgen. Belki kim üstünden teyip durgan dur. Bu ihtimali yukarı, deydiler. Mesela namazda hemimiz yan mayan oturramız, ayağımız ayağımızga teyip duradı. Ben de çünkü oşaş halet, nezarda tutulgen boladı. Bu hadis açıq, son açıqlıyıge, son açılgenliğe, hiç kanakı dalaleti yok. Bu demek ki Katar'dan çıktı. Üçüncü hadis, sonlari ochilib qoldi deb aytilgan hadis, ochib o'tirgandilar Abu Bakr, Hazrati Umar, Hazrati Usmonlar kirdi degan hadisni boshqa rivoyatlarda boldir deb kelgan. Bir rivoyatda tizza deb kelgan. Yana boshqa rivoyatda kiyimlarini bemalol tashlab o'tirgandilar, o'ranib oldilar deyilgan. Son yo'q. Shuni ulamolar aytadilarki, tizzalari, boldirlari sonlari ochilib qolganini degan rivoyatlar har xilligidan, demak bu yerda raviylarning qaysi biridir? Baldırını tizza deyip, yani son deyip düşünüp alıp nakıl kıyan buladı. Aslı da doğru rakı şu baldır açılgen bugün. Mene bunu ise Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın başka hayat tarzları gibi münasip bırak. İkinciden en esasisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sonning avrat ekeni hakkında bir kança hadisler etkenler. Cümleden Abu Davud İbn Majalar rivoyat qiladi Hazrat Ali roziyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Soningni ochib yurma va boshqa o'ligining ham, tirikning ham soniga ham qarama." Bu avratligidan bo'ladimi? Hech qachon birovning yuziga qarama deb aytilmaydi-ku. Yoki yuzingni yopib yur deyilmaydi. To'g'rimi? Avratligidan mana shu hadis aytilgan. Muhammad ibn Jahsh aytadi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muammar ibn Abdullohning oldidan o'tib qoldilar. Uning sonlari ochiq turgan edi. Shunda aytdilarki: "Ey Muammar, sonlaringni yop, chunki ikkala son ham avratdir", dedilar. Imom Termiziy va Abu Davudlar Jarhat al-Aslamiydan rivoyat qiladilar. U kishi aytadilar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening oldimdan o'tib qoldilar. Egnimda burda bor edi, chopon bor edi. Sonlarim ochiq turgan edi." Uzot alayhissalom: "Soningni yop, chunki son avratdir", dedilar. Mana shu hadislarning hammasi sahih hasan hadislar. Ulamolarning usullaridan biri shuki, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mana yuqoridagiga o'xshash, sonlari ochilib qoldi deganga o'xshash holatning ziddida agar aniq ravshan aytgan gaplari bo'lsa, hadis og'zaki aytgan hukmlari olinadi. Nega desa, odatda u tasodif holatlar tasodif bu. Ya'ni u holatlar ya'ni rivoyatlarning o'zida istirob bo'lyapti birinchidan. Ikkinchidan to'satdan ochilib qolsa yopgunicha odamning ko'zi tushishi mumkin, bunda gunoh yo'q. Uchinchidan og'zaki aytilganga bu shariat uchun aytiladi odatda. Ya'ni shariy hukmni bayon qilayotganda aytiladi. Og'zaki aytilgan gap aniq shariy hukm uchun. Shuning uchun deydi ulamolarimiz son avratdir dedilar. Shuning uchun muhtaram azizlar, bu son avratligida shubha yo'q. Xususan jumhur ulamolar mana shuni olgan. Shuning uchun Imom Termiziy aytadilarki, Anas roziyallohu anhu ning Rasul akram alayhisolamning sonlariga ko'zi tushgan haqidagi hadisning sanadi sahihroq, to'g'ri. Lekin Jarhat Aslamiyning Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis, uni Imom Buxoriy ham keltirgan ta'liqdir. Bu hadis ahvatroq, ya'ni din jihatidan ehtiyotkorroq.
Ve aytadılar ki, hilofdan çıkış için hem bana şunu kıyan afzal. Bana şunu da kılış gerek. Çünkü Allah kıyamet gününde avretini ne yapıp yürüdüğün demedi. Ya yapıp yürmedin demedi. Dedi ki, ne açıp yürüdüğün deydi. Ha? Şunun için dediler, bu bana şu sonunu avretliğini alış, itikad din cihatından, diyana cihatından olsun dediler. Şunun için, bana şu meseleni bilgenler, bilmegenlerle etkisip koyuyorlar. Su havzalarına bargen buladım, başka cahide buladım, erkek bilen erkeknin ortasında son avret. Namazda hem avret. Namazda avretliği de ihtilaf yok. Öşe su havzalardan biri de oturuşup, ikide üçte, öşe dakika salonu aşıma gelirler. Ayarlarının kaysi bir cahide varsa, yani ki Romal meselesi boyunda bir kanakadır bir vakıya bakarken şunu muhakeme kılışı yaptı. Boyun avrat ki doğru mu karake, saç avrat ki doğru mu karake deyip benden sonra şey yaptım. Ben dedim ki sana mı avrat? Ayalınızın avratı tosuluşu için gam çekerken oradan berdeki topkül, özünüzü avratınız için. Ana bu narsa demek ikilesi hem bir hıl farz buladı, bir hıl hüküm buladı. İkinciden avratını tosadığı narsa şeffaf bulması gerek birinciden. İkinciden tar bulması gerek. Adette kiyilerken içki kiyimler var ki. Bana şunu tizeden kiyseyse hem avratı tosken hesaplanmaydı. Niye? Çünkü o yapışıp duruyen için tananı vasf kıladı. Tananı toluk vasf kıyan kiyim, o avratını tosken kiyim hesaplanmaydı. Öşe kiyim bilen demek, eğer kiyim, siz kiyim diye hesaplasayız o şeriat ayet ki o kiyinmez o deydi. Öşlaka kiyin bilen eğer yürüyen bulsa, öşü adam kıp yerden kaç yürüp ben deyip hesabla uğursun özünü. Şer'an o kiyin kiyinmez o, tosmaydı o. Şunun için, avratını tosadiyen kiyin, avrat sanalgen azanı vasf kılmasındaki şart. Kengir abi olsun. Ayet miyimiz? Mesela ayet yedik hazır kiyerken kiyinlerimizi hem ikçem ki o bana, spartivni kiyinler. Ha? Bunlar kanak olan desiyor. Bunlar rezine singer haliki yapışken bosa kalgutken singer. O bu meydi. O avrat tosken hesablanmaydı. Lekin sel teşebbürgen bosa bu oldu. O hali on kurç on kurlar geçe tanana. Ağzana hacimler geçe vasf kumeyken bosa o tosken hesablanır. Lekin yapıvrak kengra bu gene afzal. Ta inki öşe insanın avrat senergen ağzalarını demek ki rengi körünmesi gibi bilen birge hacmi hem bilinmesin. Mana bu narsa lazım. Xususan ayollar ham bunga e'tibor berishlari kerak. Tanasini vasf qiladigan tor kiyim bilan kiyindim deb yursa o'zini o'zi aldayotgan bo'ladi. U tanani vasf qilgan kiyim kiyim emas u. Rangini bo'yab oldin, tanasini bo'yab, rangi bo'yab oldin nima-yu? Yopishgan, qopishgan kiyimni kiydi nima? Nima farqi bor? Kiyim sal o'ziga o'zini tashab turadi, keyin azoni yashiradi. Masalan, aytaylik salafandan keyin ko'ynak kiyib oldi. Orqasi ko'rinib turibdi. Nima u kiyimni ahamiyati bor? Xuddi shuni singari tanani vasf qiladigan kiyim u ham xuddi vasf qilyapti. Bu ham avratni to'sgan hisoblanmaydi. Namozga yaramaydi va avratni to'sish farzini ado etmaydi. Ana shu darajada kiyinish farz. Ya'ni avratni to'sadigan darajada kiyim kiyish farz kiyim hisoblanadi. Kiyimning ikkinchisi mustahab kiyim. Mustahab kiyim bu avratni tosishdan tashqari yopiq kiyim. Mana hammamiz kiyib yurgan kiyim bu mustahab. Imkon qadar to'sig'roq kiyim kiygan afzal hisoblanadi. Etagi sal uzunroq bo'lsa, bemalol yurib turadigan bo'lsa, shu bilan birga ziynatli bo'lsa, ya'ni odamni o'ziga yarashadigan ko'rkam bo'lsa, ko'rkam deylik, ana bu kiyim mustahab kiyim hisoblanadi. Imkon qadar yaxshi kiyim kiyish mumkinmi? Mumkin, agar isrof bo'lmasa. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytganlar, bu hadis, bu marada hadis ham var. Mashhurroq İbn Abbas radhiyallahu anhu ning gaplari Sahih Buxoriyda keladi. Kul ma shi'ta wal bas ma shi'ta ma axta'atka ithnatan sarf wa ma aw makhilatun deganlar. İstegancha ye. İstegancha ki. Lekin ikkita narsa bo'lmasin. İsrof bo'lmasin, manmanlik bo'lmasin. Ana, mana shu ikki shart bilan demak, kiyinishda demak mustahab yaxshi kiyinish mumkin. Shu bilan birga kiyinganda
kiyingende. O'sha kiyimning ziynatli bo'lishi, yaxshi ko'rkam bo'lishida ne'matni ko'rsatish bor. Shuning uchun ham bu fazilatli. Ba'zi odamlar o'zi boy bo'ladi, qo'ni-qo'shni pul so'rab qolmasin deb haligi mudoroq kiyimni kiyib yuradi. Bu noto'g'ri. Hazreti Abu Hanifa rahmetullahi aleyhinin uyu baland iken. O iki kavatlı, üç kavatlı baland iken. Kufa'ya girseniz, en tamı baland Hazreti Abu Hanifa'nın uyu iken. Bir iki tasa ayetçipti ki, tasarı bu siz, o alim zahid adam bu siz. O zahid, ama imamlar zahid bugün. Siz alim zahid ay insan bu siz. Abu indi, çünçeli uyu kuruş gereği mi deyindi şu? Dese Abu Hanifa rahmetullahi aleyhine etken ekenler. Bilasanmi, bu Kufaga bütün dünyadan talib ilimler keladi. Talib ilimler pulu tugagandan keyin nima qiladi? Xayr ihson qiladigan badavlat odam istaydi-da. O'shalar adashib boshqa joyda yurmasin, meni kelsin deb tomni baland ko'targanman deganlar. Ana oldingi salaflar boyligini xayr ihsonga sarflash uchun boyligini ko'rsatgan, maqtanish uchun emas. Hozir osmonopar yuqiladi, borib so'rasangiz hiç şarait yok, zorga gün geçiriyoruz, yaşı bu dağış körü, kara kazan kaynap durup da deyip koyuşalım. Ondan ötüp düşerdi yanları var, Ali, bazı bir milletlerge khas. Köçenin haraba koyardı da üyünü içeye girseyiz, Ali, üstünlerin tırlardan kumar güdek kalıp bezegen buladı. Bu narsalar ne doğru? Kim Allah bergen nimetini körsatış hem, fazilet ve Allah'ını hoşnut kıladı. Resulullah Ekrem Aleyhisselam aytganlar, Allah özü bergen nimetini bendenin üstünde körüşünü hoş görerdi. Allah verdi ki, fakat fakir bulmasın, israf bulmasın. Mana şu kiyim müstahap hesaplanadı. Üçüncüsü mubah kiyim buladı. Mubah kiyim endi, yine hem yasam tüserli kiyimler, cümege, hayat namazlarında kiyerdiyen kiyimler, mubah kiyimler hesaplanadı. Yığıllarga bargandı kiyinerdiyen kiyimler, mubah kiyimler hesaplanadı. Makruh kiyimler. Makruh kiyimler bunlar, tekebbürlük, menmenlik kiyimler hesaplanadı. Ve adamlardan ajratib turadigan kiyimler hisoblanadi. Makruhligi o'zi nimadan kelib chiqadi bilasizmi? Bazı adamlarda shunaqa hozir ham bor. Falon brenddagi kiyimni kiyib yurib ko'rsatib qo'yay deydi. Masalan. Bu mana mashu manmanlik faxr kiyimi. Bu kiyim joiz emas. Makruh yoki makruhu tahrimiy bo'ladi. Harom kiyim. 5-inchisi. Bu qaysi kiyim? Bu avratni to'smagan kiyim. Şu bilan birga erkekler üçün shoyi kiyimler, ipak kiyimler ham harom hisoblanadi. Mana shu joyda yana bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Avratni to'smagan kiyim deganda o'sha namozxonlarga tegishli gap. Shu baraka topkurlar shu 5 santimetr hech bo'lmasa. Yo bir 10 santimetr uzunroq kiyish kerak. Sarzaga boradi, oldingizda turib. Yozgi kunida endi juda serob, va qishda ham ko'rinyapti shunaqasi. Yaxshi ham xudo rahmatlar biz birinchi safga kelib qolamiz, ko'pincha ko'rmaymiz. Hali adashib orqa safga turib qolsak, rosa ko'zimiz tushib qiynalamiz. Sajda qilyapti. Tepasida qavat-qavat kiyim, lekin beli ochiq. Endi mana kindik avrat deganda azizlar, kindik avrat emas. Avrat deganlar ham bor, endi mashhur gap avrat emas, lekin tizza avrat. Tizzani ham avrat demaganlar bor, lekin avrat degan gap ustun. Çünkü tizza odatda songa tobi deyiladi. Lekin kindik tepaning tepa azoning oxiri tugash hisoblanadi. Mana shu kindikdan oldingizdan tortib orqaga qarab tekis chiziq tortasiz. Shuni pasi avrat bo'ladi. Xafa bo'lishmasin ba'zi bir namozxonlarimiz. U belni anchada pas ochilib qolyapti. Tanani bo'tgan joylari og'acha ochilib ketadi ba'zida. O'sha odam agar avratni kattaroq qismi ochilsa namoz bo'lmaydi. Ikkinchidan avratni ochib, u namozxonlarning ko'z namoz o'qiyotgan odamlarni ro'parasida turib olib, nima mazza tortadi? Topadi. Shu ozgina uzun kiying, hech bo'lmasa bitta maykani uzun kiyib oling, bittasini. Qolgani kalta kiysangiz mayli. Bitta yopadigani uzun bo'lsin. Bitta yopadigan uzun kiyim kiyib oling, qolganini mayli undan tepa qilib kiyib yubormaysizmi? Lekin tana to'sursin, baraka topgur. Namoz o'qiyotgan kelyapsiz, masjidga kelyapsiz, masjidda avratingizni ochib yursangiz, shu yaxshimi shu? To'g'rimi shu? Ana shuning uchun biz mana shu kiyim borasida nihoyat o'zimizni isloh qilishimiz kerak. Endi mana shu holatlarning kelib chiqishi nimadan o'zi?
Kiyim meselesinde biz Müslümanların cüda kolak olup gitkenimizden şu. Yani az bir ikide geplerine ayetip ki bu meselede tohtalama. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam köylerini yaş gör yerlerde ayetken aldım suhatlarımızı. Nime geldiğinde hem ayetken biz nime geldi? Avretini yaşı tosup hareketle kendine açılmayanı için. Açılışta, yani açılış havfı bütkül yok yanı için. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam üyde hem bana şuraya o köylerini köprak üyde ki geldiler. Üyde hem bana şunu ki işini yaş gör yerler. Bazı bir kişiler var iken, ben bizde sorup soru verip konuşalım. Kaynatam deydi, kelinle yaz yaptı. Kaynatam deydi, Mayke şortuyu da çıkıp, işke çıkıp ettim anda deydi, yüredi deydi. Kelinden aldı da ham usan avrat buladı. İkinciden, müstehap giyim şu ki, imkan kadar insan ihtişamlı, yani salabetli giyiniş gerek. Kiyim insanı salabet bahşetedi. Bazılar öyleydi, kerteki iş kuttu, medeniyetlik yok. O zaman şu yapılan ayet ediyenlerini damlalara ayet edin, mulları, alımları. Aldığın gibi tüdeyi vaktilerde kiyim bu megen, kiyim kelte o gen deydi. Kiyim medeniyet bu. Kiyim keng bosa, yaşlı bosa, toluğ bosa, kança toluğ bosa çünkü o demek güzellik, medeniyet hesaplanadı. Bu yarım yalangaç, yalangaç medeniyetinin yarım yalangaç adamlarının kiyim bizge ibret bulması gerek. Biz Müslümanlar özümüzün demek medeniyetimizden kep çıkıp, kadiriyetimizden kep çıkıp kişimiz lazım. Libaske ait hükümlerini kıskaca eslep ötemiz. Birinci bulup kiyimini alışta, kişte niyetini rastlaş gerek. Yani fakir için, maktanış için bu masayı gerek. Avratını tosuş için, Allah belirgen nimetini körsetiş için. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam körkem yürüyüşünü tavsiye kılgen ekerler, özleri körkem yürüyen ekerler. Şunu, bana şunu deyip oluşu için. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabelerine ayet verdiler ki, adamların arasında halge okşap acıra birinler. Şu yaptı kaçan ayet gelirler? Yemen'e ketiyken sahabelerine ayet gelirler. Ne gelirse Yemen'e, o şu vakitte en medeniyetli mintakalardan biri bugün Yemen. Yemen'de adamlar çırali giyinip yaşçı demek öz yıkara parva kılıp yürürken. Sahabalar gayet yaptılar ki, onların aldığı bargında öşerlerinin içi de halbuk konuyorlar. Giyinişte hem döndürüyorlar. Bar alıp, mesela bazı bir kişiler var, Müslümanlık giyinmesiye, siyakıya doğru kemiydi. Özünün kışlağı da doğru keler. Lekin başka cahaya bargında Müslüman namını demek bir çırali körsetedikten giyimde buluş lazım. Çünkü hareket kılış lazım. İkincisi, kibir için bulması gerek. Niyet kibir için bulması gerek. Bu hakta hadisini eslep öttük. Keyin, nevbetteki adab. Libas erkekler için demek şeriatta haram kılıngan mata, yani ipek bulması gerek. Tonguz göçtüden, tonguz ve adam terisinden başka teriden kılıngan kiyimlerini kiyse buladı. Aşlengen olsa taza hesaplanadı. Ati bunu tekile yapman, hazır Hıtay'dan apkirleyken payabzarlarının köpü de şu çoçka terisi var. Şunu apkeleyken bereket apkör, saudagarlar sürüştürüş gerek. Müslümanlığa apkeleyip satı yapsın mı? Haram derse Müslüman kişiye mülk bu muydu? Mülk bu magenden ki onu satken, sauda kıyan saudası, mülk bu magenden dersen satsız. Sizge ölçenden kıyan payda halal buladı mı? Yok, halal bu muydu? Mesela uğurlengen malını siz satsız, siz mülk yüzmez. O sizden, o uğurlengen maldan payda kısız, sizge halal bu muydu? Mülk bu muydu? Haram derse insanın mülk bu muydu Müslüman adam ki? O tonuz terisi haram. O şunun sürüştürüş gerek. Ayetse boladı. Ularda, ularını koyu şu çocuğa hesaplanadı. Ularda onaka talep yok. Ularının itikadı başka. Lekin Müslüman halk, Müslümanga nerse apkeli yapsın mı? Bereket apkör, şunu sürüştüreyim. Cünden kılıngan bosa, hayvanların cünü, tonuzdan başka, hayvanların cünü bosa, keyin süveklerden kılıngan kiyimler bosa, bana şimdi o şahit derslerden ama eğer Bismillah soyulgan bosa hem halal bol uğradı. Hop, Cuma ve id nama adam ve id hem de adamlar cemlenediğin cage menmellikke alıp barmediğin yahşi kiyimlerini kiyiniş bu müstehap sanaladı. Bunu eslep öttük. Çünkü bana bazı bir caylarda şunaki halatlar var. Cuma'ya keledi, haligi kir, işçi kiyimlerine kevalışadı.
yanındaki adamlarga azar bo'ladi. Bundan demek saqlanish kerak. Kim yaxshi kiyim bo'la turib o'zini zohid ko'rsatish uchun, yani o'zini kambag'al ko'rsatib o'shundan pul topish uchun eski kiyim kiysa, u harom ishni qilgan bo'ladi. Oq rangli kiyimlar mustahabroq hisoblanadi, ya'ni havo ochiq bo'lgan paytlarda iqlimga qarab bo'ladi albatta. Shuningdek, yashil rangli kiyimlar ham mustahab sanaladi, chunki jannat ahlining kiyimlari ko'proq yashil bo'lar ekan. Qora rangli kiyimlar joiz hisoblanadi. Lekin qip-qizil, sap-sariq kiyimlar makruh hisoblanadi. Qip-qizil bo'lishi ayollarga xos qizillikda bo'lsa, endi sap-sariq bo'lishi esa hali tillarang, sariq rang bo'lsa. Oddiyroq haligi o'nganroq sariq ranglar bor-ku, ularda karohiyat yo'q. Haligi ayollarning zeb-ziynatiga o'xshash sap-sariq rang bo'lsa, o'sha erkaklar uchun karih bo'ladi. Bu qizil rang, sariq rangdagi kiyimlarning taqiqi erkaklarga xos, ayollarga emas. Xo'p. Rangdor, chiziqli, naqshli matolarni kiyish joiz. Lekin erkaklar o'ta yasanadigan darajada haligi bundoq qilib aytganda oyim tilla olib kiyinishi makruh. Alisher Navoiy aytadilar, yasanish erkaklarga juda g'aliz narsa deydi, o'ta yasan borish deydi. Erkaklar sal erkakka o'xshab turish kerak. Hayvonlarning surat solingan kiyimlarni erkak va ayollarga kiyish nojoiz hisoblanadi. Jonli narsalarning surati. Hozir hayvon qolib odamning surati solingan kiyimlarni kiyib yurishdi. Mumkin emas, joiz emas. Illo o'ta kichkina bo'lsa, ya'ni qarasi ko'zga ko'rinmaydigan darajada mayda-mayda bo'lsa joiz. Kattaroq bo'lsa boshini kesib qo'yish kerak. Mana ba'zi bir brendlarda bor, burgutni rasmi masalan katta qilib qo'ygan. Agar ko'zga tashlanmaydigan bo'lsa zarari yo'q, ko'zga tashlansa boshini so'kib kesib qo'ysa uyog'ini zarari yo'q hisoblanadi. Jonli bo'lmagan suratlar bor tushirilgan kiyimlarni kiysa hech qisi yo'q, zarari yo'q. Xo'p, hoj va shunga o'xshash diniy ramzlar, musulmonlardan boshqa diniy vakillarning ramzlari tushirilgan kiyimlarni kiyish ham durust emas. Mana shu o'rinda e'tibor berib qo'yish kerak, ba'zi bir maqolalar ham tarqatishdi. Yozuvlarga e'tibor berib qo'yish kerak. O'sha yozuvlar ham tushunmasdan kiyib olishyapti. Inglizcha, xitoycha yozuvlarni. U e'tiqodga tegishli gap emasmi? Bilib qo'yish kerak. Terining rangini ko'rsatadigan shaffof kiyim kiyish mumkinmasligini aytdik. Bunga Oyisha Hafsa binti Abdurrahmondan rivoyat qilingan hadis bor ekan. Oyisha roziyallohu anhoning oldiga Hafsa binti Abdurrahmon kirganda ro'moli shaffof ekan. Oyisha roziyallohu anha uni yirtib tashab qalin ro'mol kiytirib qo'ygan ekanlar. Odamlardan ajrab qoladigan kiyimni kiyish ham karohiyati bor. Chunki bu kiyim odatda karohiyat uchun, ya'ni mammaning uchun bo'ladi odatda. Hech kim kiymagan kiyimni hali hammani o'ziga qaratish uchun kiygan bo'lsa, buni ham karohiyati bor. Shu bilan birga odamni jamiyatdan ajratadigan kiyim ham karih sanaladi. Rasul akram alayhissalotu vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasul akram alayhissalotu vasallam ikki shuhratda shuhrat kiyimidan nahy qildilar. Shunda so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, ikki shuhrat nima?" Dedilarki, kiyimning yupqaligi, qalinligi, yumshoqligi, qattiqligi, uzunligi, qisqaligi. O'shaning o'rtasini, tejamlisini ol, degan ekanlar. Ko'ryapsizmi? O'ta yupqa kiygan odamlarni ajablantiradigan darajada shuhrat kiyimi bo'lib qolar ekan. Qalin kiyim kiygan shuhrat kiyimi bo'lib qolar ekan. Hech kim hamma nazar tushish uchun kiysa. Yoyinki o'ta yumshoq, o'ta qattiq. U ham odamlarni hayratga soladigan darajada bo'lsa faxrli kiyimga aylanib qolar ekan. Yoyinki o'ta uzun yo kalta faxr kiyimi. Bu ham joiz emas ekan, o'rtasini ushla degan ekanlar. G'ayrimuslimlarga xos bo'lgan kiyimlarni kiyish ham xos. Ma'lum bir g'ayri dinlarning xos kiyimi. Ommalashgan kiyim emas. O'shalarning ramziga aylangan kiyim. Yoyinki ma'lum bir e'tiqodga oid kiyim. Masalan, poplarning haligi qalpog'i, yoyinki ularning belbog'lari bor maxsus. E'tiqod ma'lum e'tiqod bilan kiyiladi. Ana u narsalarni kiyish durust emas. Lekin ommalashgan oddiy kiyim bo'lsa zarari yo'q. Masalan, hozirgi kunda kasb shim.
biz kostyum uchun bizni milliy kiyimmas, hech kim buni inkor qilmaydi. Lekin u butun hamma xalqlar kiyadigan oddiy kiyimga aylangan. Kurtka hozirgi, ha? Yo'ki shunga o'xshash mana hozir ko'p kiyimlar ommalashgan, butun hamma xalqlar kiyadigan bo'lib ketdi. Bu kiyimlarning falonchi tikkan ekan, pistonchi xalq kiygan ekan deyish cheklovi yo'q. Bu omma kiygan, hamma kiyaveradigan kiyim. Modomiki e'tiqodga asoslanmasa va ma'lum bir diniy kishilarning xos kiyimi bo'lmasa zarar yo'q. Bu borada yo'l keng. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam o'zlari o'sha shomlik shomilarni jubbasini kiyganlar o'rgandik. O'sha vaqtda shom xalqi nasroniy bo'lgan. O'shalarni tikkan kiygan kiyimini kiyganlar, bunda hech qanday tanglik yo'q. Olim kishilar, diniy peshvolar biroz o'zlariga tortadigan kiyim kiysalar mustahab degan ekan. Nega desa, odamlarga shariatni eslatib turishlari bor. Ko'chada ketayotgan odamlar mundoq gohida o'zimizda ham bo'ladi. Haligi yengilroq oddiy kiyim kiysak, biron ish bo'lmaydi. Chopon bilan do'p kiyib o'tib ketyasiz, yosh uyalanglar ham salom berishni boshlaydi. Agar haligi yigit-qizlar gaplashib turgan bo'lsa, sal chekaga o'tib o'zlarini sal imanishga o'tadi va hokazo. Yo'inki boshqa bir nojo'ya ish deb bilayotgan ishni qilayotgan bo'lsa, darhol o'zini to'xtatishga harakat qiladi. Mana shu ma'noda ahli ilmlarning o'zlariga xos, ahli ilmligini eslatadigan kiyim kiyishi mustahab ekan. Shu bilan birga deydi ulamolar, ahli ilmlar ana shunaqa kiyim o'zlariga mos, ahli ilmligini ko'rsatadigan kiyim kiysa, yana bitta yaxshi joyi, odamlar uni ahli ilmligini bilgandan keyin shariatni so'raydi. Dinini o'rganadi, bilmaganini bilishga harakat qiladi. Mana bu uchun ularning ana shunday kiyimlari mustahab deydilar bizni Shofiy va Hanafi mazhab ulamolarimiz. Kiyim kiyishda kiyimni ham o'n tomondan kiyish kerak, yechishda chap tomondan yechish lozim va kiyimni kiyishda bismillahni aytish va biz o'rganganimizdek duolarni o'qish mustahab va sunnat hisoblanadi. Shu joyda bitta gapni aytib qo'yishimiz kerak. Kiyim borasida o'ta qattiq olib, masalan, ma'lum bir kiyimlarni dinning majburiyatiga aylantirib, ba'zi bir ahli tariqat kishilarimizda shunaqa holatlar bor. Bu to'g'ri emas. Bir kuni bittasi aytadi. Endi bu ancha 15 yil oldingi gap, lekin o'sha tushuncha ko'pchilikda bor edi o'sha vaqtda. Qoraka deydi, bu mahsi bilan kalach kiyish sunnatku, to'g'rimi deydi. Endi mahsini bilmadim, lekin kalachni o'rsak qiyamizga dedik biz. Kalish bor mu? Leningradda kalish. U o'zi ko'rgan domlasida shu kalish bilan mahsini ko'rgan. U kalish deydi Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning sunnatlari emasmi deyapti. Shu darajada tushunmagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kiyimda biz o'rgandik. Ma'lum bir hayot Makka mushob turmaganlar. O'z davrlarida yaxshi kiyimlarni kiyganlar. Lekin sallani diniy vazifalardan ko'p vazifa vaqtida atay kiyganlari bu haligi kiyimni mukammalligi va ana o'sha jihatdan Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning ko'proq yaxshi ko'rib kiygan kiyimlar o'laroq u alohida bir mavqega ega. Lekin boshqa kiyimlarda u gap yo'q. Boshqa kiyimlar oddiy kiyim. Bizni bobomiz bo'lganlar, Abdulmajid Qozdomlar degan kishi Andijonda 15 yil o'sha qatag'on vaqtda quvg'unda yurib, otilga 3 marta hukm bo'lib, Alloh bir asrab o'lmay qolib, keyin urushdan keyin Andijonda o'sha ko'p ulamolar qirilib ketgan Andijonda eng peshqadam bo'lib, nafaqat Andijon balki vodiyda so'zi fatvo bo'lgan kishi bo'lganlar. O kishining nabiralari, amakilarimiz davr kasb magazinchilik qilgan. O'zi qori bo'lgan, lekin magazinchilik qilib tirikchilik qilishgan. Bir kuni amakim kasb shimlarda kirib ketdi opadam oldiga. Kirib kelib qopdi-da. Endi opadamlar o'sha o'zimizning milliy qadimgi choponlarda, uzun ko'ynaklarda yurgan doim. Keyin kasb shimda kirganidan xijolat bo'lib, opada endi ishxonalarda shunaqa talab, bunaqa uzun ko'ynaklar kiyish mumkin emas ekan. Shunga biz mana kasbim shuni kiyib yuribmiz, ma'zur tutib turadilar, debdi. Desa shunda Abdulmajid Qozdomlarni bir yaxshi ajoyib gaplari bor. Aytibdilarki, balam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z davrlaridagi yaxshi kiyimlarni kiyganlar. Biz ham o'z davrlarimizdagi yaxshi kiyimlarni kiyamiz. Siz ham o'z davringizdagi yaxshi kiyimlarni kiyasiz-da. Menga tushadigan bo'lsa olib kelib bersiz, men ham kiyaveraman deb kulib qo'ygan ekanlar. Ya'ni kiyimda kenglik borligi joizligini ko'rsatish uchun. Lekin musulmonlarning madaniyatiga munosibroq kiyinish bu afzal sanaladi. Lekin jamiyatning rivojiga
dünyanın özgârişlerine insan mütenasip duruş gerek. Yani Müslüman adam izzetini haligi demek içtimaiyleşimini tosmaslığı gerek. Şimdi bana şu cahide bitti gapim, ben ayetemem diyen gapim. Sizlerini 5-10 dakika vakti ilerini alamız. Lekin bu gaplarını hazır vakti de ayetmesek. Keyin kaydı bana şu mazunu açışa doğru geledi. Lekin şu cahide bitti nüktene ayetiş men lazım diye bilemem. Vaktiye razı olasılar. Demek ki biz Müslümanlar bana şu mesela kötüleri muhakeme kılıp yatırmız hazır. Mesela bazı böyle kişiler nege kafirge o şey giyindiğin deyip uruş cancar kılı yaptı. Yani kimlerdir katlıktan kıt, kimdir yani başka o hakeza. Nege şu muamma kötüleri yaptı? Şu muammanın negizini mi? Biz hazır gayri dinlerini kiyimini kiyip yapsan o hakeza Müslümanca kiyin, senle çapan kiyin diyen geplerini geperişimiz yani neme mecbur kılı yaptı? Şunu geperiş, bazıları geper yaptı yani değilik. Bana şunu da yanda şu, bana şunu da halatının kep çıkışı ki asli sebebi ne? O gaplar bilen hiç nesi özgürmeydi. Hemen beledi. Hemen beledi. Ben hazır etsem ki mesela muhterem azizler bu Avrupa'dan kiyen kiyimini kiymeyler. Müslüman tikken kiyimini kiyiler desem dedi hemen. Anık. Doğru mu? Özüm hem şuna, özüm hem Avrupa'nın kiyimini doğru kese kiyip yürüpüz. Kiyemiz. Nege bana şu gapını etiş orunsuz, nege bu holat. Asli mana shuning davosi nima? Asli qanday bo'lish kerak edi? Aslida mana ipak yo'li degan mana hozir davlatimiz tashabbusi bilan mana mustaqillikdan keyin tiklanayotgan bitta nimalardan biri qadriyat deymizmi, osorlardan biri deymiz, ipak yo'li, to'g'rimi? Ipak yo'li nima nimani vazifani bajargan desiz? Ipak yo'li musulmon mamlakatlaridan gazmonlar mahsulotlarini g'arbga yeltuvchi yo'l bo'lgan. Ya'ni g'arb xalqlari bir necha yuz yil musulmonlarning mahsulotlarini iste'mol qilib yashagan. Hatto ularning hali poplarining ro'mollarigacha musulmonlarning nimalari, naqshlari kirib ketgan. Ular o'zlarining haligi bir vaqtlar pahol kiyib yurgan-ku, paholini yechib biz etigimizni kiygan. Özlerinin dağal kıyımlarını koyup bizi şairlerimizi işletken. Nige? Çünkü öşe vakta sanatta biz ustun bulganmız. Hazır nige elmeşip kaldık? Nige ular işlep çıkarıyor için biz istemal çöp kaldık? Çünkü biz arkada kapı gittik. Müslümanlarının mesela hazır siz bundan 100 yıl aldın ki babiyesi tonunu kıyın, şelverini kıyın dese nakulaydıyız. Ana bu nakulaylı ki nakulay. O da burge yakşı olgan. Lekin bugünge nakulay. Nima qilish kerak edi? Müslüman tikuvchilar, Müslüman ishlab chiqaruvchilar boshqa tomonga ehtiyoj qolmaydigan darajada zamonga odamlarning hayotiga mos mato kiyimlarni ishlab chiqish kerak edi. O'shnaqa ishlarni qilish kerak bo'lganlar domlalar bilan tortishib yuribdi. Men bittasiga aytdim, aytganman, yozganman. Sen duradgorchiligingni qil, duradgormisan? Duradgorliging yo'q, yer bilan yaqson bo'lib yotibdi, milliylik. Ko'tar o'shani. Chevarligini tashlab qo'yib, masala talashadi. Sen mutaxassisligingni ishla. Mutaxassisligingni qil. Shu mana shu musulmonlarga, musulmon madaniyatiga munosib. Mana hozir bir joylarga suzish havzasiga borsa, boshqa joyga borsa bemalol kiyadigan, avratini to'sadigan kiyimni g'amini qil, baraka topib ko'r. Oldingilar yaramay qopti. Odamlar kiyimni qo'yibdi. Lekin musulmon axloqiga muvofiqini sen musulmon dizayner sifatida, musulmon tikuvchi sifatida shuni qilib ber. Mana bu dinga xizmat bo'ladi. Har kim o'z sohasidan dinga xizmat qilish kerak. O'zi mutaxassis Rasul akram alayhisolatu vasallamning ta'limotlari shuki, qaysi tomondan siz manfaat yetkaza olasiz ko'proq musulmon ummatiga? Shu tomonga o'zingizni uring. Qobiliyatingiz, imkoniyatingiz, bilimingiz qaysi tomonga ko'proq manfaatli? O'shani qiling. Bazı adamlar var, zor pul toparlaydı. Lekin pulunu koyup, aytaylik mescitte tasbih ögülüp oturadı. Tasbih ögüleyin, beş mahal namaz okuyun, bu oldu. Kaganını yolda görüyün. Kaganını, kagan kuvvetiyizi siz mütehassizliğinizi sarfleyin, yurtunu, Müslümanlarını ravnakıya sarfleyin, bana bu kereyemez mi? Halid ibn Velid r.a. bir gün imamlıkta oturup, Kur'an'da adaşıp kagan. Tılav, kıraattı.
sahabi. Şunu salam verip etkenler ki, men degen cengü cederler bilen bulup Kur'an'da aksap kaldım degenler. Lekin o özünün tamamını döndürüp koygen. Özünün işini döndürüp koygen. Abdurrahman ibn Af raziyallahu anhu ibn Mesud'ki o şey fatva ayetip oturmagen. Lekin pulu bilen cemiyetini köterip koygen. Siz kaysi tomondan ko'proq manfaat keltira olasiz? Shu tomondan xizmat qiling. O'zingiz sohangizdan musulmon jamiyatini ravnaqiga hissa qo'shing. O'sha tomonda ko'proq samara berasiz. Hozir 50ga kirgandan keyin o'tirib olib, hamma ishni tashab qo'yib zohidlik qilish to'g'ri emas. Endi ba'zi bir holatlarga xos holatlar bo'ladi, istisno. Lekin ko'pchilik buni qilishi noto'g'ri. 50ga kirib rosa tajriba zo'r. O'zingiz sohangizda mutaxassisman deb maqtayapsiz. O'zbekistonda 4taman deb, 4tani bitasman deb. O'rgating yoshlarga shuni. Farz amalingizni bajaring. Yo'l-yo'lakay ancha muncha nafllarni qiling. Farz ilmni o'rganing. Bo'ldi qolganiga jamiyatga nima zarur shuni qiling. Imom G'azzoliy aytganlar, agar bitta shaharning aholisi hammasi faqih, faras qiling. Hamma fatvo aytadigan faqih. Uh deymiz biz, to'g'rimi? Vah. Dahshatku deymiz. Aytadilarki, agar shunaqa bo'lsa, shahar aholisi hammasi faqih, fatvo aytadi hammasi. Lekin musulmon tabib yo'q, musulmonlar majusiy yahudiy tabibga yastanib yurgan bo'lsa, shu faqihlarni hammasi gunohkor bo'ladi deganlar. Nega desa, jamiyatga ma'lum faqih bo'lgandan keyin fiqh farzi ado bo'ldi. Qolgani farzi kifoya bo'ladi. Lekin jamiyatga tabib ham farz. A? Texnik ham farz. Hozirgi zamon ilmi bilan aytganda kompyuterchi farz. Mana bu sohalarning hammasida musulmonlar o'zini qobiliyatini ishga solish kerak. Jumladan mana shu kiyimchilar ham. Alhamdulillah oxirgi yillarda ozgina sal ishlab qolishdi, lekin juda orqada. Biz musulmonlar kerak bo'lsa eksport qilishimiz kerak kiyimimizni. Ha deb palonchining kiyimini kiyib olding, pistonchining kiyimini kiyib olding deb diqqat olishdi o'rniga, biz boshqa yerga maza qilib kiyadigan kiyimni biz taqdim qilaylik. Boshqalar bizning kiyimimizni yaxshi ko'rib kiysin, maza qilib kiysin, qulay deb olsin. Mana shu uslub, mana shu yondashuv to'g'ri bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammamizga yor madadkor bo'lsin. Subhanakallohu va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Alloh nasib qilsa kelgusi suhbatimiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yurishlari haqida boradi. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, ilmlarimizga o'zing barakot bergin. Amal qilish baxtini o'zing nasib etgin. Amal qilinishimizga Alloh imkoniyatlarimizni muvaffaq, muyassar qilgin. Oilalarimizga baxt, saodat, taqvo, ibodatni yor aylagin. Avlodlarimizni bizdan ko'ra hidoyatli, bizdan ko'ra ma'rifatli, bizdan ko'ra saodatli bo'lishini nasib ayla. Bu bo'layotgan suhbatlarimizni Alloh hammamiz uchun, oilamiz uchun, el-yurtimiz uchun, butun dunyo uchun foydali, manfaatli bo'lishini o'zing ta'minlagin va bar davom aylagin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va alihi va ashabihi ajmoin.